103. Maximilian Wilford böyle keder nöbetindeyken fark edilmekten adeta utanç duyup ayağa kalktı. 25 yıldır sürdürdüğü mesleği ve yaşam tarzı onu biraz olsun insana benzetebilmişti. Bir an dalan gözlerini ardından Morel'e sabitledi. ''Siz kimsiniz Mösyö?'' dedi. ''Bir ölü evine böyle gerilmeyeceğini unutmuş görünüyorsunuz. Dışarı çıkın Mösyö, dışarı çıkın.'' Ama hiç kımıldamayan Morel, çarşafı darmadağın ve üzerinde solgun bir yüzün yattığı yatağın o ürkütücü görüntüsünden gözlerini ayıramıyordu. ''Beni duyuyor musunuz? Dışarı çıkın!'' diye bağırdı Wilford. Devigny de o sırada Morel'i dışarı çıkarmak için harekete geçmişti. Bu cesede, bu iki adama, bütün odaya şaşkın bakışlar yönelten genç adam bir an ağzını açmakta tereddüt etti. Ama zihnini dolduran onca lanetli düşünceye rağmen cevap verecek bir söz bulamayınca ellerini saçlarına daldırarak arkasına döndü. Bu görüntü karşısında bir an için endişelerini unutan Wilford ve Devigny delirmiş dercesine bakıştılar. Ama daha beş dakika geçmeden merdivenin bir ağırlığın altında inlediği duyuldu. Ve Northey'nin koltuğunu insanüstü bir güçle kollarını almış olan Morel'in, Yaşlı adamı evin birinci katına getirdiği görüldü. Morel merdivenin başına ulaştığında yere bıraktığı koltuğu Valentine'ın odasına doğru sürdü. Tüm bu çabalar genç adamın dizginsiz taşkınlığıyla kat kat artan gücü sayesinde gerçekleşmişti. Ama özellikle ürkütücü olan şey Nortie'nin yüzüydü. Morel'in koltuğunu itmesiyle yatağa yaklaşan Nortie'nin yüzü zekasının tüm zenginliğini sergiliyor Gözleri diğer yetilerini bir araya getirmek için var gücüyle çalışıyordu. Gözleri alev alev parlayan bu solgun yüzün görünümü Wilford için ürkütücüydü. Babasıyla her karşılaştığında daima korkunç bir olay yaşanıyordu. İşte onu ne hale getirdiler diye bağırdı, bir elini yatağa doğru ittiği koltuğun arkalığına dayanırken, diğer elini Valentine'a doğru uzatan moral. Bakın babacığım, bakın. Wilford neredeyse hiç tanımadığı ama Nortier'e baba diye hitap eden bu genç adama şaşkınlıkla bakarken bir adım geri attı. O anda yaşlı adamın tüm ruhu kan çanağına dönmüş gözlerine yoğunlaşmış gibiydi. Ardından boyun damarları şişti. Yüzünü kaplayan saralılara özgü o mavim tırak renk boynuna ve şakaklarına yayıldı. Tüm benliğinin içindeki bu patlamaya sadece çığlığı eşlik etmiyordu. Suskunluğuyla ürkütücü, sessizliğiyle içler acısı olan bu çığlık adeta tüm gözeneklerinden taşıyordu. Hızla yaşlı adamın yanına gelen Devigny ona iç kanamayı önleyici, yüksek tesirli bir ilaç koklattı. "Monsieur," diye haykırdı Morel felçli adamın elini kavrayarak. "Bana kim olduğum ve buraya ne hakla girdiğim soruluyor. Siz bunların cevabını biliyorsunuz. Söyleyin, söyleyin." Ve genç adamın sesi hıçkırıklarla kesildi. Yaşlı adama gelince hızla soluk alıp vermesi göğsünü sarsıyordu. Adeta can çekişmeyi önceleyen o çırpınışların etkisi altındaydı. Nihayet ağlamadan hıçkıran genç adama göre daha şanslı olan Nortien'in gözleri yaşlarla doldu. Başını öne eğmeden gözlerini kapadı. ''Onun nişanlısı olduğumu söyleyin'' diye ekledi moral boğuk bir sesle. Onun bu dünyadaki soylu dostum, tek aşkım olduğunu söyleyin. Bu cesedin bana ait olduğunu söyleyin. Ve büyük bir gücün tükenişinin ürkütücülüğünü sergileyen genç adam, kısılmış elleriyle sıkıca tuttuğu o yatağın önünde yavaşça diz çöktü. Bu keder öyle dokunaklıydı ki, Devigny heyecanını gizlemek için arkasına döndü ve başka bir açıklama istemeyen, bizi ardından ağladığımız kişiyi sevenlere yönelten o çekim gücüne kapılmış olan Wilford elini genç adama uzattı. Ama Morel'in gözleri hiçbir şeyi görmüyordu. Valentine'ın buz kesmiş ellerini kavramıştı ve ağlamayı başaramadığından çarşafları kükreyerek ısırıyordu. Bu odada bir süre boyunca birbirine karışan hıçkırıklardan, lanet okumalardan ve dualardan başka bir şey duyulmadı. Yine de bir gürültü yani her soluk alıp verişinde Norti'nin göğsünü hayata bağlayan iplerden biri kopuyormuş izlenimini veren, boğuk ve içler acısı bir inilti tüm bunlara ağır basıyordu. Nihayet bir süre için yerini Maximilian'a bırakmış gibi görünen ve içlerinde kendine en çok hakim olan Wilford konuşmaya başladı. Monsieur, dedi Maximilian'e, Valentine'ı sevdiğinizi, onun nişanlısı olduğunuzu söylemiştiniz. Bu aşktan, bu nişandan haberim yoktu.'' Yine de kederinizin çok derin, içten ve gerçek olduğunu gördüğüm için babası olarak sizi bağışlıyorum. Zaten kederim yüreğimde öfkeye yer bırakmayacak kadar derin. Ama gördüğünüz gibi evlenmeyi umut ettiğiniz melek bu dünyayı terk etti. Şu anda Tanrı'yı hayranlıkla izleyen kızım artık sadece insanların hayranlıklarına layık olacak. Mösyö, Tanrı'nın aramızda unuttuğu hüzünlü cesediyle vedalaşın. Ömür boyu tutmak istediğiniz elini ellerinizin arasına son kez alın ve ondan sonsuza dek ayrılın. Valentine'ın şu anda sadece kendisini kutsayacak bir rahibe ihtiyacı var. ''Yanılıyorsunuz Monsieur'' diye haykırdı. Bir dizinin üstüne doğrulan, yüreği şimdiye kadar hiç hissetmediği çok derin bir kedere boğulan moral. ''Yanılıyorsunuz. Valentine öldüğüne göre sadece bir rahibe değil, intikamını alacak birine de ihtiyacı var.'' Monsieur de Villefort, siz rahibi çağırın. Onun intikamını ben alacağım. Ne demek istiyorsunuz Monsieur? diye mırıldandı. Morel'in kendini kaybedişinin bu yeni tepkisi karşısında titreyen Villefort. Sizin içinizde iki şahsiyetin olduğunu söylemek istiyorum Monsieur, diye karşılık verdi Morel. Baba yeterince ağladı. Şimdi kraliyet savcısı görevine başlamalı. Nortye'nin gözleri parladı, Devikni yanlarına yaklaştı. Monsieur diye devam etti odadakilerin yüzlerine yansıyan duyguları gözlemleyen genç adam. ''Ne söylediğimi biliyorum ve hepiniz de benim ne söyleyeceğimi biliyorsunuz. Valentine öldürüldü.'' Wilford başını öne eğdi. Devigny bir adım daha yaklaşırken Nortier gözleriyle ''Evet'' dedi. ''Monsieur, yaşadığımız dönemde Valentine kadar genç, güzel.'' Hayran olunası olmasa bile acımasızca yok edilen bir insanın ölümünün hesabının sorulmaması mümkün değildir. Hadi sayın kraliyet savcısı, diye ekledi Morel giderek artan bir taşkınlıkla. Acımak yok, size cinayeti ihbar ediyorum, katili bulun. Ve sabitlediği bakışları Wilford'u sorgularken, o da ne yapması gerektiğini sorarcasına bir Nortiye'ye bir Davigny'e bakıyordu. Babasından ve doktordan destek isteyen Wilford, Tam tersine onlarda da moral gibi kararlı bakışlarla karşılaştı. Evet, diye yanıtladı yaşlı adam. Kuşkusuz, dedi Devigny. Monsieur, diye karşılık verdi bu üçlü iradeye ve kendi heyecanına karşı koymayı deneyerek. Yanılıyorsunuz. Benim evimde cinayet işlenmez. Bana darbeyi indiren kader oldu. Tanrı beni sınıyor. Düşünmesi bile kötü ama hiç kimse öldürülmedi. Norti'nin gözleri ateşler saçarken, Devigny konuşmak için ağzını açtı. Morel kolunu uzatarak sessiz kalınmasını istedi. ''Ve ben size burada cinayet işlendiğini söylüyorum.'' diye haykırdı. Sesi alçalsa da korkunç titreşiminden hiçbir şey kaybetmeyen Morel. ''Size Valentine'ın dört ayda dördüncü kurbanı olduğunu söylüyorum. Size dört gün önce Valentine'ı zehirlemek istediğini, ama Monsieur Nortier'in aldığı önlemler sayesinde bu girişimin başarılı olmadığını söylüyorum. Size dozun iki katına çıkarıldığını ya da zehrin değiştirildiğini ve bu kez girişimin başarılı olduğunu söylüyorum. Size bunları sizin de benim kadar iyi bildiğinizi çünkü bu Monsieur'nin sizi bir doktor ve dost olarak uyardığını söylüyorum. Ah siz saçmalıyorsunuz Monsieur dedi kıstırıldığını hissettiği kapandan kurtulmak için boşuna çaba harcayan Wilford. ''Evet, saçmalıyorum.'' diye haykırdı Moral. ''Tamam o zaman, bizzat Monsieur de Vigny'e başvuruyorum.'' ''Monsieur, kendisine Madame de Sanmera'nın öldüğü akşam bu konağın bahçesinde size söylediği sözleri hatırlayıp hatırlamadığını sorun. O akşam siz ve o baş başa kaldığınızı sanarak bu trajik ölümde kaderin etkili olduğunu söylüyor ve Tanrı'yı haksız yere suçluyordunuz. Hoysa kader ve Tanrı tek bir şey için, Valentine'ın katilini yarattıkları için suçlanabilirdi.'' Wilford ve Devigny bakıştılar. ''Evet, evet, hatırlayın.'' dedi Morel. ''Çünkü sessizliğe ve ıssızlığa yönelttiğinizi sandığınız bu sözleri kulaklarımla duydum. Aslında Mösede Wilford'un o olaya kendi ailesi için uygunsuz bir hoşgörüyle yaklaşmasını daha o zamandan yetkililere bildirebilirdim. Böylece şu an senin ölümünün suç ortağı konumuna düşmeyecektim Valentine. Sevgili Valentine'ım, suç ortağı intikamcıya dönüşecek.'' Bu kesin ve herkesce bilinen dördüncü cinayet. Baban seni terk ederse Valentine, sana yemin ederim ki katilin peşine ben düşeceğim. Ve sanki doğa nihayet kendini kendi gücüyle yok etmeye hazır güçlü bir bedene merhamet gösterircesine Morel'in son sözleri boğazına düğümlendi. Göğsünden hıçkırıklar yayılırken uzun süredir direnen gözyaşları gözlerinden fışkırdı. Genç adam direncini kaybetti ve Valentine'ın yatağının yanına ağlayarak diz çöktü. Şimdi sıra Devigny'deydi. Ben de suçun adalete havale edilmesi konusunda Monsieur Morel'e katılıyorum, dedi güçlü bir ses tonuyla. Çünkü alçakça hoşgörümün katili cesaretlendirdiğini düşündükçe yüreğim parçalanıyor. Ulu tanrım, ulu tanrım, diye mırıldandı perişan Wilford. Morel başını kaldırdığında yaşlı adamın alev saçan gözlerini gördü. ''Bakın'' dedi. ''Bakın, Monsieur Nortier konuşmak istiyor.'' ''Evet'' diye yanıtladı Nortier. Güçsüz yaşlı adamın bütün yetilerini gözleriyle kullanması yüz ifadesini daha korkunç kılıyordu. ''Katili tanıyor musunuz?'' ''Evet'' diye yanıtladı Nortier. ''Ve bize yol mu göstereceksiniz?'' diye haykırdı Morel. ''Dinleyelim, Monsieur Devigne, dinleyelim.'' Nortier Morel'e Valentine'ı defalarca mutlu kılan o melankolik gülümsemelerinden birini yöneltti ve dikkatini yoğunlaştırdı. Ardından Morel'e sabitlediği bakışlarını kapıya yöneltti. ''Çıkmamı mı istiyorsunuz Monsieur?'' diye haykırdı Morel kederle. ''Evet'' diye yanıtladı Nortier. ''Monsieur, Monsieur bana acıyın.'' Yaşlı adamın gözleri kararlılıkla kapıyı işaret ediyordu. ''En azından daha sonra gelebilir miyim?'' diye sordu Morel. ''Evet.'' Tek başıma mı çıkmam gerek? Hayır. Benimle birlikte kimin çıkmasını istiyorsunuz? Sayın Kraliyet Savcısının mı? Hayır. Doktorun mu? Evet. Monsieur de Villefort'la yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Evet. Ama o sizi anlayabilir mi? Evet. Ah, dedi bu soruşturmanın baş başa yapılacağına sevinen Villefort. Ah, içiniz rahat olsun. Babamın ne demek istediğini çok iyi anlarım. Ve bunları az önce belirttiğimiz neşeli bir ifadeyle söyleyen kraliyet savcısının dişleri şiddetle takırdıyordu. Devikni koluna girdiği Morel'i yan odaya götürdü. Bunun üzerine bütün evi ölümünkinden daha derin bir sessizlik kapladı. Nihayet bir çeyrek saat sonra sendeleyen bir adımın duyulmasıyla Wilford, Devigny ve Morel'in biri düşlere dalmış, diğeri ise heyecandan nefesi daralmış halde bekledikleri salonun kapısında belirdi. ''Gelin'' dedi. Ve onları Norti'nin koltuğunun yanına götürdü. Benzi solmuş olan kraliyet savcısının alnını pas rengi lekeler kaplamıştı. Parmakları arasında kıvrıla kıvrıla paramparça olmuş bir tüy kalem inliyordu. Beyler, dedi Devigny ve Morel'e boğuk bir sesle. Korkunç sırrın aramızda kalacağına dair onurunuz üzerine yemin edin. İki adam tepkilerini belli eden bir hareket yaptılar. Size yalvarıyorum, diye ekledi Wilford. Ama dedi Morel. Suçlu, cani, katil kim? Sakin olun Mösyö. Adalet gereğini yapacak. Babam bana katilin ismini açıkladı. Babam da sizin gibi acımasız bir intikam istiyor. Yine de babam da ben de sizden cinayetin sırrını saklamanızı rica ediyoruz. Öyle değil mi baba? Evet diye yanıtladı Nortier kararlı bir ifadeyle. Moral korku ve ikna olmamışlığını belli eden bir hareket yaptı. Ah, diye haykırdı Wilford, Maksimilya'nın kolunu tutarak. Ah, Monsieur, bildiğiniz gibi kararından dönmez bir adam olan babam bile sizden bunu istiyorsa, Valentine'ın intikamı korkunç bir şekilde alınacak demektir. Öyle değil mi baba? Yaşlı adam, evet, yanıtını verdi. Wilford sözlerine devam etti. Babam beni tanır ve ona söz verdim. Bu yüzden içiniz rahat olsun beyler. Sizden üç gün istiyorum. Adalet bile size bu kadar kısa bir süre içinde yanıt veremezdi. Ve üç gün içinde çocuğumun katilinden alacağım intikam en kayıtsız insanların bile yüreklerini titretecek. Öyle değil mi baba? Ve bu sözleri söylerken dişlerini gıcırdatıyor, yaşlı adamın felçli elini sallıyordu. Morel, Monsieur Nortier, verilen sözler tutulacak mı? diye sorduğunda Devigny de yaşlı adamı bakışlarıyla sorguluyordu. Evet, diye yanıtladın ortaya sinsice bir sevinçle. O zaman yemin edin beyler, dedi Devigny ve Morel'in ellerini birleştiren Wilford. Evimin onuruna merhamet edeceğinize ve intikamın özenle alınması işini bana bırakacağınıza dair yemin ediyor musunuz? Devigny arkasını dönerken usulca evet, dedi. Ama elini savcının elinden geri çeken Morel hızla yatağa yaklaştı. Dudaklarını Valentine'ın buz kesmiş dudaklarına götürdü ve umutsuzluk içinde yitip giden bir ruhun uzun inleyişiyle çekip gitti. Tüm hizmetkarların evi terk ettiğini söylemiştik. Bu yüzden Monsieur de Wilford, büyük şehirlerde ve özellikle şüpheli koşullarda gerçekleşen ölümlerin gerektirdiği çok sayıda formaliteyi ve ayrıntıyı üstlenmesini M. de Wigny'den rica etti. Nortier'e gelince tepki veremediği bu kederi, hareketsizliği içinde kapıldığı umutsuzluğu, sessiz gözyaşlarını görmek korkunç bir şeydi. Wilford çalışma odasına döndü. Devigny ise ölümden sonra gerekli incelemeleri yapan ve ısrarla ölü doktoru olarak anılan belediye doktorunu bulmaya gitti. Nortier torununun odasından ayrılmak istemedi. Yarım saat sonra Monsieur Devigny meslektaşıyla birlikte geldi. Sokak kapıları kapanmıştı ve kapıcı da diğer hizmetkarlar gibi ortadan kaybolduğu için onlara kapıyı bizzat Wilford açtı. Ama sahanlıkta durdu. Artık ölünün odasına girecek cesarete kalmamıştı. İki doktor Valentine'ın odasına girdiler. Nortier ölü gibi solgun, hareketsiz ve suskundu. Hayatının yarısını cesetlerin arasında geçiren bir adamın kayıtsızlığıyla yatağa yaklaşan ölü doktoru genç kızın üzerindeki örtüyü kaldırdı ve sadece dudaklarını açtı. "Ah," dedi iç çeken Devigny. "Zavallı genç kız ölmüş, tamam işte." "Evet," diye yanıtladı Valentine'ın yüzünü örten örtüyü bırakan doktor kısa keserek. Nortey'nin boğuk bir inilti çıkardığı duyuldu. Devigny ona doğru döndüğünde yaşlı adamın gözlerinin ateşler saçtığını gördü. İyi yürekli doktor, Norty'nin torununu görmek istediğini anlayıp koltuğunu yatağa yaklaştırdı ve ölü doktoru, ölünün dudaklarına dokundurduğu elini klorlu suya daldırırken, Devigny, genç kızın uyuyan bir meleği andıran sakin ve solgun yüzünü gördü. Nortye'nin gözünün kenarında beliren bir damla yaş, doktora duyduğu minneti ifade ediyordu. Valentine'ın odasındaki masanın bir köşesinde ölüm belgesini yazan ölü doktoru bu olağanüstü formaliteyi tamamladıktan sonra Devigny ile birlikte dışarı çıktı. Onların aşağı indiklerini duyan Wilford çalışma odasının kapısında yeniden belirdi. Birkaç sözcükle doktora teşekkür etti ve Devigny'e dönerek ''Şimdi rahibi bulmalı'' dedi. ''Valentine adına dua etmesi için özellikle çağırmak istediğiniz bir rahip var mı?'' diye sordu Devigny. ''Hayır.'' dedi Wilford. ''En yakındakini getirin.'' ''En yakındaki rahip, yandaki eve taşınan iyi yürekli bir İtalyan.'' dedi ölü doktoru. ''Geçerken ona haber vermemi ister misiniz?'' ''Devigny.'' dedi Wilford. ''Sizden Mösyö'ye eşlik etmenizi istiyorum. Dilediğiniz zaman girip çıkabilmeniz için size anahtarı veriyorum. Rahibi getirip onu zavallı çocuğumun odasına götürün.'' ''Onunla konuşmak ister misiniz dostum?'' ''Yalnız kalmak istiyorum. Beni bağışlarsanız öyle değil mi?'' Bir rahibin tüm kederleri, hatta bir babanın kederini bile anlaması gerekir. Ve Devigny'e her kapıyı açan bir anahtar uzatan M. de Wilford, diğer doktoru son bir kez daha selamladıktan sonra çalışma odasına döndü ve incelemelerine başladı. Bazı bünyeler için çalışmak en iyi ilaçtır. Sokağa indiklerinde yan kapının eşiğinde duran cübbeli bir adamı fark ettiler. ''İşte size sözünü ettiğim kişi'' dedi ölü doktoru Devigny'e. Devigny rahibe yaklaştı. Monsieur dedi. Kızını kaybeden bahtsız bir babaya Sayın Kraliyet Savcısı Wilford'a büyük bir hizmette bulunmak ister misiniz? Ah Monsieur diye yanıtladı başrahip oldukça belirgin bir İtalyan şivesiyle. Evet biliyorum evinde ölü var. O halde size nasıl bir hizmette bulunacağınızı söylememe gerek yok. Ben de bu görevi yerine getirmeye geliyordum dedi başrahip. Bu en öncelikli görevlerimizdendir. Genç bir kız. Evet bunu biliyorum. Evden kaçan hizmetkarlar söyledi. İsminin Valentine olduğunu öğrendiğim andan itibaren onun için dua ediyorum. Teşekkürler, teşekkürler Mösyö, dedi Devigny. Bu kutsal görevinize şimdiden başladığınız için sizden buna devam etmenizi rica ediyorum. Gelip ölünün yanına oturun. Yasa gömülen bütün aile size minnettar kalacaktır. Geliyorum Mösyö, diye yanıtladı başrahip. Ve hiçbir duanın benimkiler kadar dokunaklı olmayacağını iddia ediyorum. Devigny koluna girdiği rahibi çalışma odasına kapanmış olan Wilford'la karşılaştırmadan Valentine'ın odasına götürdü. Cenaze levazımatçıları ertesi akşam geleceklerdi. Odaya girdiklerinde baş rahiple göz göze gelen Nortier hiç kuşkusuz rahibin bakışlarının özel bir anlamla yüklü olduğunu fark etti ve gözlerini ondan hiç ayırmadı. Devigny rahibe sadece ölüyü değil yaşayanı da emanet etmiş Baş rahip de Valentine için dua ederken Northier ile de ilgileneceğine söz vermişti. Baş rahip heybetli bir ifadeyle işine başladı ve hiç kuşkusuz dua ederken rahatsız edilmemek ve kederli Northier'in rahatsız edilmesine izin vermemek için sadece doktorun çıktığı kapının değil, ayrıca Madame de Villefort'un odasına giden kapının da sürgülerini çekti.